Kolay gelsin. Teşekkürler size de. Tatlı. Harikasın. Tebrikler. Cumartesi geldim ben. Bugün start vardı 5K, 14K, 15K, 60K'nın. Yarın sabah 24K bizimki. Biraz önce duydum 60K'nın kadınlar birincisi geldi. Saat 5'e geliyor. İşte ben otele yerleştim, geldim buraya. Kitimi bugün alacağım, alabilirsem bakacağım. Sonra da yarın sabahleyin 6.45'te teleferikle Babadağ'a çıkacağız. Öyle görünüyor. Bakacağız nasıl olacak. İnsanda bıraktığınızı Serkan Bey'e sormak lazım. Finişin, finiş o taraftaymış. Ben oradan şuradan gidiyorum. İndim, arabayı yukarı park edip banana biçin içinde şey kit alım yeri. Şimdi herkes denize giriyor. Kuzeyde soğuk rüzgarlar esiyor. Aldık. Güzelce. 24K'nın kitini. Şimdi şöyle. Aslında şeyde tabelada hani ya da daha doğrusu tabloda alınabilir yazmıyoruz. Orada tereddüt ettim ben. Çünkü sabahleyin 5 ile 6 arasında dağıtılıyor geç kit. 6.45'te de en geç gerçi teleferiye bineceğiz. Oradan Babadağ'a gidecekmişiz. Öyle bir durum da var. Zaten şey yapacaktık ama 5 ile 6 arasında en azından biraz daha dinlenirim ben. Öyle olur. Dolayısıyla tereddüt etmiştim ama kit vermişler. Gayet güzel oldu. Almamız biraz daha sabah rahat hareket ederim. Ben dinleniriz şimdi birazdan. Günaydın. Saat 6'ya geliyor. Servisleri kalkacağı yere doğru gideceğim. Teleferiğe doğru. Teleferikle yukarı çıkacağız. Biraz esinti var. Soğuk değil ama yukarısı mutlaka şeydir, serindir. 8.30'da start çünkü 8'de 8.30'a aldılar. Ben de şöyle cebi yağmurluk vardı. Ben de yanına getirdim. Onu giydim. Sonra çantaya koyalım. Başlıyoruz. Servisle geldik şey, teleferik alanına, kalkış noktasına. Aktarmalı gidiyoruz.
Zirveye geldik. Zirveden başlayacak her şey. Ama buz gibi oldu. Çıktıktan sonra şu karşıdan görünen köy yolundan buradan arkadaşlar dağın öbür tarafından zikzak yapa yapa tam 10 kilometre %3, %4, %5'lik eğim toprak bir zeminde tam 10 kilometre koşacaksınız. Evet, toprak yol 10 kilometre sonra Karaağaç kontrol noktasıyla karşılaşacaksınız. Karaağaç'ta arkadaşlar orada ihmalinizi yapın. Daha sonra sola asfaltta 1,5 kilometre gideceksiniz. 1,5 kilometre gittikten sonra oradan sağ tarafa keskin bir dönüş var. Asfalt çıkıyor, tepe geliyor. Birleştiği yerde burada kırmızı olan o lastik firmasının olduğu şeyler bir tane sarı ok işareti var. Eğer ileri giderseniz 100 metre ileride bir tane çarpı var. Çarpıyı gördüğünüzde geri gelip oraya gireceksiniz. Birinci dönüşümüz burası. Tamam mı arkadaşlar? Kaçıncı kilometre bu? Bu 11. kilometre. 11.3, 11.4 gibi. Sipi'den sonra. Evet, Sipi'den asfalta girdiğinizde hafif bir iniş, solunuzda bir mescit, oradan aşağıya bir yol var, oraya çarpı var. Oradan asfalttan gidiyorsunuz, yol çıkıyor, bir hafif tırmanış, sağınızda villalar, solunuzda da vadiyi göreceksiniz. Onun önünden dümdüz çıkacaksınız. Dümdüz çıktıktan sonra orada köyün içinde bir sürü yol var. Sağa, sola, yukarı, aşağı. Siz dümdüz karşıya geçeceksiniz. Hem ok işareti var, hem de yine bayraklar çok belirgin. Şimdi arkadaşımız, orada büyük çeşme var. Yanında kontrol noktamız var. Hemen bir rampa çıktınız, indiniz. Biraz daha çıkıp indikten sonra toprak yol sağa gider, sola gider. Orada çok karmaşık bir yol sistemi var ama sizin göreceğiniz taş evler var. Eski şato gibi evler var, yapılmış. Eski tamamlanmamış evler. Onun oradan bayraklar asılı, yine ok işareti var, sonra patikaya gireceksiniz. O patika sizi dün akşam, o hani tepeden indiniz ya, indiniz nokta, oraya kadar getirecek. Patika bittiği anda arkadaşlar, geniş bir alan, seyir tepesi dediğiniz yere geldiğinizde, 20 metre, 15-20 metre ilerinizde, solda bir direk ve üzerinde Ölüdeniz, Paralya şey yazıyor. Tabela, bir de o açık yazan tabela var. Siz aşağıya olan, zaten bayrakların olduğu yerden rampadan aşağıya 1,5 kilometrelik bir iniş yapacaksınız ve asfalta ineceksiniz. Kare'desiniz ama bir saniye, arkada birileri var, trafik var. Arkadaşlar şimdi toplu. Toplu bir fotoğraf alacağız. Hep birlikte. Bayrak harika. Şey çekiyor. Evet abi. Toplu çekilelim. Toplu. Bayrak olsun. Tek bayrak çekelim. Gelin gelin. Bugün biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılı. 3, 2, 1. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet!
Hazır mıyız? Hazır mısın? Hazırız inşallah. Bu sefer daha rahat bitireceğiz Likya'da. Bu sefer de donduk. Likya'da yandık. Burada yandık. Donuyoruz. Aynen burada üşüdük. Üşüme değil donma gerçi. İyiyiz, iyiyiz size. Başarılar diliyorum. Merhaba abi. Merhaba, merhaba. Kolay gelsin. Evet, kolay gelsin. Sağ olun, size de. Ne yapacak? Başarılar diliyorum. Manzaralar. Birinci kilometreyi altı. Peyiz. Geçtim. Yavaş gidiyorum.
5 kilometreyi 29 dakikada tamamladım. Herkes basa basa gitti. Zemin şey böyle. Taşlar. Koşmak için güzel. Biraz da bir dikkat etmek lazım. Hava güzel. Soğuk değil şu anda. Gidiyorum. Burada şeyde. İşime gelmedi burası. Tek bir çıkış var, burası da orası herhalde. Ufak bir çıkış görünüyordu. Saat oldu. 10. kilometre CP'ye geldik. Kolay gelsin. Sağ olun Sede. 2078. Hoş geldin. Sağ olun, kolay gelsin. CP'den sonra asfalt. Yaklaşık 1.5 kilometre demişler sanırım. Gidiyorum. Yaklaşık 1 kilometre, 1.5 kilometre asfaltta ve yokuş. Yokuş çıkarak geldik. Şimdi buradan sağa döneceğiz. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Bol şans. Sağ olun. Ayaklara dikkat. Sağ olun. Kendini çıkart. Sağ olun. Koşun. Ne kadar? Tamam. Tamamdır. Kolay gelsin. Pek koşamam. Aman aman, var bir şey abi. Ucuz. Dikkat et abi.
Devam Namık abi. Kolay gelsin. Şuradan şuradan. Burada. Ha neyse. Kestirmem var. Daha bize güzel olurdu. Hop. Sağ ol. Rica ederim. Çok güzel burası. Vay vay vay. Tamam. Abi şunu vereyim şöyle. Çekiyor şu anda. Fotoğraf alayım mı? Atarız. Geç de sende. Instagram'dan. Evet. Abi İbrahim bu arada ben. Sedat. Evet, Namık Kemal. Teşekkürler. Abi sen de geç. Seni de videoya alayım. Bulduk. YouTube'da yayınlarız. Ben de etmemem. Sedat Hoca diye. Baba da ultra... Uludağ değil ya. Babadağ'da işte. Babadağ. Babadağ Ultra 24K. Aynen. Yokuş aşağı. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Evet. 14.62. Şöyle bir yere geldik. Genelde koşamadık. Ha? Kamera söyleyeyim. Pardon, genelde koşamadık diyorum. O kısım 11'den sonra taşlar vardı yuvarlak basınca ayağın altına kayıyordu. Hızlı yürüdük. Şöyle tırmanıyoruz. Evet 15.75 oldu. 2 saat 16 dakika asfalttayız. Asfaltı görünce çıkıyorsunuz. Öyle düşünün. Sedat hocamla gidiyoruz. Başlamış. Evet. Görmez değil mi? Görür mü? Bilmiyorum. Yok buradan görünmüyor ama belki inerken denk geliriz yakınlarda yamaç paraşütlerine. Buçuk saat. Evet. 18.29. 2 saat 40 dakika. TP'ye geldik. Hep yarışacak değiliz. Biraz da sizlere hizmet edeceğiz. Valla. Birinde yarışlarda karşılaşıyoruz. Evet doğru. Bu sefer hizmet. Elinize sağlık. Nasıl durumlar? Kolay gelsin. İyi geziyoruz hocam. Harikasınız. Sağ olun. Çayımız var, kahvemiz var, çorbamız var. Sağ olun. Tutak geziyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Tamamdır. Suda ister misiniz? Suda verebiliriz. Az da erken yapın. Eylül gibi. Şeyi çekeceğiz, ünü çekeceğiz. Evet. Evet, yedik içtik gidiyoruz.
19.60. 2 saat 55 dakika. Buradan ineceğiz. Hocanın söylediği çarpı orada. Oradan gitme diyor. Evet. Yani yaklaşık 4 kilometre kaldı. Artık böyle ineceğiz. Yani 20. kilometre tam 3 saat oldu. Evet. Kolay gelsin. Teşekkürler size de. Kolay gelsin. Hello, hello. Thank you. Evet hocam, nasıl gidiyor? 10 numara. Harika manzara. Biraz latması andırıyor. Evet evet. Bu taşlar çok sert. Dik. Koşmak daha iyi. İkinci kilometreye yaklaşıyoruz. Finish aşağısı. Birazdan ipli bir iniş var sanırım, öyle diyorlardı. Manzaraya karşı tüttürüyor.
Nefis manzara. Seyir tepesi yanından geçeceğiz demişlerdi değil mi? Evet. Briefing'ten. Seyir tepesi yukarıdaydı. Ha, bilmiyorum. Orada bir şey vardı, fotoğraf alanı vardı. Sağ ol. Koşar gibi mi yapıyorsun? Şöyle şöyle. Koşar gibi derken koşuyoruz zaten ya. Sağ ol. Evet, zor yere geldik mi? Geldik tabii ki de. Burada ip var diyorlardı. İp başka yerde. O daha zor. Bir daha mı var? Aman. Bir kayık geçmiş olacak mı? Onun dışında manzara oh. Güzel. Evet. Aman. Süper. Tamam. Helal olsun. Helal olsun. Yapmayın, helal olsun. Helal olsun size de. Sağ ol abi. Ne demek? Yüzü madem çekiliyor, YouTube'a düşecek güzel olsun. İple. Yok yok, bir şey yok. Şuradan indik mi tamam mı? Aman aman. Geliyorum. Kolay gelsin. Ben yine de koymuyorum şöyle. Burada mecbur. Şöyle mi? Evet. Kameralardan bize doğru gidiyor. Evet. Devam. Kolay gelsin. Teşekkürler, başarılar. Sağ ol. Bravo. Teşekkür ederim. Çok güzel, değil mi? Çok iyi. Bu kadar geldik bari bekleyin. Ne güzel manzara. Bir fotoğraf. Aynen. Bir su. Zaten az bir yolumuz kaldı. Kumselenliğimizde olay bitiyor. Şuradan itibaren zikzakta inişler var. Taş mı? Yine şu. Evet, şöyle çarşak biraz. Yani yaz boyunca iyice açılmadıysa öyleydi daha önce. Hmm. Eline basacaksın. Oh, biz daha ileri gelin ona yara olsun. Devam, devam ettim. Haydi kolay gelsin. Oh. Size de. Merhaba.
22.85 ipi geçtik. Gidiyoruz. Evet, 23.75'te böyle son 300 metre asfalta iniyoruz. Yalnız ayak parmak uçlarım çok kötü. Ağrıyor. Ondan dolayı inemiyorum. Biraz geç kaldım. Bunu çözüm bulmam lazım. Şöyle merdiven var. Yani hiçbir yerimde bir sıkıntı yok da. İki ayağımın baş parmakları özellikle. Son 2-3 yarıştır böyle. Benim engelliyor. Koşmama aşağıya doğru. Kolay gelsin. Bravo hocam, bravo. Son 4, bravo. Parmaklarım şiş yani. Neyse. Az kaldı. Ayak parmakları sıkıntı yapmasaydı. Çok sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş sağ geldin abi. Sağ ol. Geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Nerende ne var? Bir şey yok. Şu yukarılardan geldik ya. Herkes paraşütle biz koşarak indik. Her yerden güzel kokular geliyor yalnız. Ne yiyeceğimizi şaşırdık ya. Bakalım neyse. Bir odaya falan gideyim de. Şu yolun sonunda. Yakın yani. Yani ilk önce yemek yemeden, duşa girmeden, dün akşamdan kestirmiştim gözüme de. Dondurma yiyeceğim. Dondurmanın bir topu 50 TL. Az yiyin. Sabahleyin geçtiğimiz bütün dükkanlar kapalıydı tabii, şimdi hepsi açık. Yarıştan sonra geçtim, biraz duş aldım, uyudum. Dondurmamıştım, yemek yemedim. Birazdan yemek yiyeceğim, bir şeyler atıştıracağım. Burada her yer yamaç paraşütü.
Yukarı havada yamaç paraşütleri. Her yerde de yamaç paraşütü yaptıran bürolar. İşte satış yerleri vesaire diyebiliriz. Bakalım bugün şey nasıl olacak? Burada 29 Ekim kutlamaları. Kaş biraz daha yakın olsaydı oraya giderdim çünkü oranın meşhurmuş. Kaş yarım maratonunu da şeyde yapsalar 29 Ekim'de daha güzel olacak. Buradan sesleniyorum. Bu hemen şeyde sahil ve bizim hatta finişin olduğu yerde kumsal pide var. Dün de burada Kaşar'la gidemiştim. Çok güzeldi. Hem fiyatlar da öyle. Ondan sonra geldim bugün de kuşbaşılı Kaşar'la bir yiyin dedim. Pideyi. Çok güzel pide. Hak ettik artık. Ne biliyoruz? Evet, yamaç paraşütü yapmak lazım belki, bilmiyorum ama şu an hiç yapasım yok. Oradan zaten indik şöyle. Tepelerden bir yerden geldik. Şey güzeldi yarış. Zordu ama. Hani böyle çakıl taşlarının büyüklerinden vardı. Blokta da var zaten. Yani böyle bastıkça oynuyordu. Ayağımızın altında. İniş diğer taraf. Zaten downhill. Ondan sonra koşulan yeri koştuk. Koştum. Ama ondan sonra hiç koşamadım. Hatta son 3-4 kilometre de yürüdüm. İpli geçiş olan bir yerde vardı zaten şey. Güzeldi ve yaşamak lazım bütün hepsini. Güzel olacak. Bugün Cumhuriyet'in de 100. yılı. O daha güzel oldu. Bizim için. Nefisti. Şöyle bir inen birisi daha var. Yeni yarışlarda görüşmek üzere.